Yeniden merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekemediğimiz bir videoyu size çekeceğiz. Bahar videosunu çekeceğiz. Uzun zamandır çekemiyorduk, birkaç bölüm atladık. Kusura bakmayın çünkü diğer videolarımızı izleyenler bilirler. İşte İstanbul'daydık, seyahatte oydu buydu, geri dönüş planlamasıydı, orada halletmemiz gereken işlerdi falan derken ne yazık ki fırsat olmadı ve çekemedik. Ama kaldığımız yerden Bahar'ı konuşmaya tabii ki sizlerle beraber devam edeceğiz. Bugün de Bahar'ın en son gelen 27. bölümü, bu zamana kadar olmadığımız kısımlardakilerle beraber böyle genel bir yorum yapmak istedik sizlere. O yüzden Başlayalım. evet, Bahar'ın en son 27. bölümü ekranlara geldi. Bundan önceki bölümlerde Umay ve Cem ilişkisinin başlangıcını, o arkadaşlığı falan biliyoruz zaten. Bir önceki bölüm onların yaptığı kaza sonucu bitmişti. Tabii onun öncesinde Aziz Uras'ın evliliği vardı. Seren için güzel bir sürpriz hazırlamıştı. İşte onun dışında ne oldu? Timur'la Efsun Hanım'ın bir yakınlaşmasını falan filanları gördük. O kısımları gördük vesaire derken diğer bölümde işte o kazadan sonra herkesin durumu öğrenmesi ve hastaneye gitmesiyle başladı. Hastane sahnelerini gördük. İkisi de iyiydi. Başlarına bir şey gelmedi. Ne olursa olsun ama tabii bu durum Bahar'a, Evren'e ve Timur'a yansıdı. Tabii Umay ve Cem'in böyle bir şey yaşaması Bahar ve Evren ilişkisine de belli başlı konularda rahatsız etti. Bahar kendi kızını düşünüyor. Evren de onları serin bir şekilde bırakalım, istediklerini yapsın diyor. Timur aynı zamanda Efsun kafasını karıştırdığı için bir şeyler düşünüyor. İşte Rengin Timur'dan şüpheleniyor falan filan. Aziz Uras ve Seren çok başka şeyler yaşıyorlar. Bir ayrılık sürecindeler falan filan derken bölüm genel anlamıyla bu kargaşa içerisinde geçti. Evren'in belli bir rahatsızlığı var. Bahar ona yardımcı olmaya çalışıyor ama Evren çok başka alemlerde ve korkuları yüzünden, cerrahlık yapamayacağı yüzünden fazla ilaç almaya yöneliyor falan filan derken Bahar genel anlamıyla özellikle şu son zamanlarda biz hep şey diyorduk. Hastanede vaka görmek istiyoruz, bir şeyler olsun istiyoruz çünkü onlar birer doktor derken Bahar da böyle olay olmadığı için karakterlerin tamamıyla kendi arasında artık geldiğimiz noktada ister istemez bu sahnelere yöneliyorlar. Bu güzel bir şey ama sanki o, yani o şey olsun diye oluyormuş gibi geliyor bana son birkaç bölümdür. Yani evet, hastanede birilerini görüyoruz, yeni karakterler, yeni oyuncular giriyor ama yazılan sahneler ve girilen durumlar her zaman bir karakterin başka bir şeyine gidiyor ve o birazcık artık böyle bir tık beni sıkmaya başladı. Çünkü mesela bundan önceki bilmem kaçıncı bölümde Timur'un zaten iki kadın, iki evlilik yapan bir adamla olan görmüştük. İşte burada yine Timur bir nakil davası yüzünden başka bir adamla konuştu. İşte Seren'le Seren Aziz Uras'ı etkileyen bir ne başka bir şey alaka bu vardı. arada da, yani gerçekten ne alaka bir hikaye de bu. Hikayeydi. Hikayeydi. Yani ya bu sezona gerçekten o sezonun ilk bölümleri o kadar keyifliydi ki ve hani Evet. ilk sezonun sonuna doğru birazcık böyle sarkmıştı Sarkmıştı falan. falan. O yüzden biz bu sezon daha ümitli izlemiştik ilk birkaç bölümü. Fakat hani sonradan, yani son iki bölümdür o kadar dinamiği düşük, o Evet. kadar kaos dolu bir dizi olmaya başladı ki. Ve hani kaos kaos bir dizi de olsa yani yeter, sadece karmaşa yani. Evet. Mesela diğer dizilerde de var işte kaosudur, entrikasıdır, İntrikası falan. şudur, budur falan diye. Ama yani Bahar hiç istediğim gibi Gitmiyor, gitmiyor evet. ve bu beni hani çok aşırı rahatsız ediyor. İzlerken de keyif almıyorum bu arada. Hani bazen kopuyorum ve işte telefonumla daha fazla ilgilendiğim için izlemediğimi fark ediyorum. Sonradan izliyorum. Öyle bir süreç yaşıyorum. Özellikle ve özellikle yani okey, bu zaten bir doktor dizisi değil, bu doktorlar gibi bir Evet, dizi değil. Ben kesinlikle. artık bunu kabul ettim, ben başlarda vaka gelsin hani birazcık öyle izleyelim falan istiyordum ama öyle olmadığını kabul ettim. Ve öyle değilse, böyle vaka gelecekse hiç vaka gelmemesini tercih ederim bu Evet. arada. Çünkü bir kere hayatımda izlediğim en cringe şeylerden biriydi. Uğur'u Efes alması ve Sanması, Uğur'un evet. dayak yemesi. Yani o sahne gerçekten izlediğim en cringe şeylerden biridir yani, ki bu kadar kızıyor olmamın sebebi de hani bunu Bahar olarak diziye Diziye. yakıştırmadığımdan Evet. ve hani böyle bir beklentim yoktu ve hani Evet. o inanılmaz, yani o kadar kötüydü ki yani o olay. Evet. Efes ancak okey, Sonra o sırada evet diyeceksin ve siz o kızı böyle hemen kızın bırakacak lafına bakıp mısınız? işte çözeceksiniz çünkü orada bir sinir krizi geçiren biri var. Evet. Ondan sonra işte Uğur içeride kalacak ve
hiçbir şey yapmayıp kendini bırakıp şiddet görecek. Aynen. Yani o kapıyı kız eliyle tuttu kapattı da siz elinizle açamadınız mı? O ayrı. Uğur orada bir hasta olarak karşıdaki neden müdahale etmedi de kendini bıraktı yani. Sonuç olarak bir de hani küçücük kız. Evet. Hani koskoca adam Uğur. Evet. Ve hani bunun yani böyle hafif. Bir şey yapılabilirdi. Evet yani orada sakinleştirici verebilir, bir şey yapabilir. Yani buna karşı bir şey gösterebilir. Ben hani demiyorum ki kızı tutsun, işte kendini savunsun gibi bir şey demiyorum. Kendini savunmasına gerek yok zaten. Evet. Yani sadece o bir hasta ve öyle bir şey sinir şeyi geçiriyor ve ona hani doktor olarak müdahale edebilirdi. Evet, hiçbir şey yapmadı. Kendi bıraktı o titremeler falan filan. Ya orada bana işte şey geliyor hani ya doktorsunuz. Evet. Hani yani bu kadar da değil. Hani birazcık da daha hani daha mantıklı kontrollü, ve daha şey insanla ya komik evet. olmak ayrı bir şey. Ya ne alaka dedim ya şu an bu. Ya biz ne izliyoruz? Hiç gerek yoktu bence böyle bir şeye. Ve işte mesela şu var. Mesela o kız ve diğer işte sevgilisinin ilişkisi, onların birbirine olan söylemleri de bize Azuras ve Seren olan kapıyı açtı. Yani Azuras'ın yaptığı bu arada tamamen yanlıştı yani. Hadi gel evlenelim. Evlilik teklifi tabii edersin ama nikah memurunu getiremezsin yani. Orada ben şeye çok hatırlıyorum yani. Evet. Seren'e acayip katılıyorum. Azuras ne yapıyorsun falan oldum ben de. Ailelerimiz yanında. Ne alaka yani şu an? Çözüm bu mu yani falan diye. Ama yani onların arasındaki ilişki bambaşka bir şey. Evet. Yani biz ikimizi seviyormuşuz da fark etmemişiz de çocuk hastaymış çünkü. Evet. Yani sizin ilişki yani o ya işte bir vaka geliyor. İşte o ilişkiye dokunuyor. Bir vaka geliyor. İşte Timur'un bilmem neyine dokunuyor. Bir vaka geliyor. İşte renginle şeyin arasındaki olayı anlatıyor falan. Ya yani o kadar artık hani tekrara düştü ki. Evet. Yani izlenecek o keyifli izleme şeyimizi kaybettik. Evet. Ha güzel sahneler de vardı. Ama yani buralar işte o diziden kopardığı için hani güzel sahneleri de odak şeyimiz o kadar az kalıyor ki. O hoşuma gitmiyor mesela. Evren ve kardeşinin Cem'in Evren'in elinin titrediğini gördüğünde o ağlayış, o kendini yerlere atış çok iyiydi. Yani bunu hani ben yaptım diye. Veya işte Umay'la konuşmasında ki ağlaması falan filan. Ya da işte orada Bahar'la Evren'in ikisi de takip ediyor ve ikisi de orada karşılaşıyorlar falan. Onlar komikti ve güzeldi mesela. İşte duygusal yerler mesela renginin hareketi. Evet, rengine bombaydı yani. Çok iyi oldu. Rengin iyi dönüşüyor mesela. Aynen. Rengin iyi. Timur bile bölüm sonuna kadar mesela taşıyordu. Evet. Yani Timur'u gerçekten sevmediğimiz ama bizi güldüren bir karakter. Başından beri öyledir. Evet. Bir yere kadar bölüm sonunda yaptığı saçma sapan bir hareket o. Rengine madem öyleyse sen de Bahar'ın yaşadığını yaşayacaksın diye. Ne alaka? Gidip Efsun'u öpmesi saçmalık da hani güya rengini aldatacak falan filan. Aynen. Ama o zamana kadar Timur bile iyiydi yani. Ay, evet. Özellikle o Bahar'la şeyde bir konuştuları, soru işareti nokta, aç parantez, kapı parantez. Oralar falan çok güzeldi. İyi. Ama işte ya bu kadar, mesela oralara güzel bile demiyoruz bakın. Hani konuştuğumuz sahnelerde çok güzel diyoruz ve oralar çok güzel, diğer konuştuğumuz sahneler çok kötü oluyor. Yani bir ortası yok. Yok, evet. O da rahatsız ediyor beni işte. Yani bu sahneleri görüyorsun. Ondan sonra işte Uğur'un şiddet gördüğü sahneyi izlemek yani ya ne alaka? İşte mesela Uğur ve Doruk bir şeyler planlıyorlar Seren ve Aziz Uras için. Sonra tekrar herkes gittiğinde başka bir şey planlıyorlar, başka bir şey yapıyorlar falan. Yani çok böyle diğer kısımlar yani o güzel sahneler dışındaki kalan diğer kısımlar bölümün neredeyse %80'ini, diğer kalan kısımlarda %20'si. Doğal olarak da bölüm tamamıyla böyle bir seyir zevki vermiyor gibi oluyor yani son zamanlarda izlenen. Özellikle. Mesela şeyden de çok hoşlanmadım bu bölüm. Evren'e ben çok şey biriyimdir yani Evren'i çok severim ama Evren'in en başta mesela Bahar'a getirip ilaç vermesi ya bunu bana sen verdin çok tatlı bir hareketti. Sonra gerçekten bir arkadan iş çeviren biri edasıyla bunu yapmaya devam etmesi bir noktada Bahar'ın güven konusunda sana inanacak değilim dediği terastayı tekrardan canlandırdı. Mesela ondan da hoşlanmadım. Çünkü Evren tamamıyla arkadan iş çevirebilir biri değildi en azından Bahar'a karşı. Şimdi o taraflarını görüyoruz. O hoşuma gitmiyor mesela. Umay ve Cem'in... Ben anlayabiliyorum yani hani Evren aslında arkasından iş çevirmek değil de çünkü Evren'in hayatındaki tek şey işi ya evet. ve mesleği. O yüzden bunu
sadece bu yaptırabilirdi bence evrene ve o yaptırıyor yani. O mesleğini kaybetme korkusuyla her şeyi yapabilir biri. O yüzden öyle yapıyor ve onu anlayabiliyorum. Bence de doğru değil tabii yani o okey ama en azından anlayabiliyorum. Sadece ben hani Umay ve Cem ilişkisinin Bahar'la evrenin arasını özellikle Bahar'ın bunu bu kadar... Yani evet. Ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben bir noktada da evrenin hani tutup da o da benim kardeşim ya diyeceğini düşünüyorum. Hani çünkü yani görüşmeyecek. Ya tamam da bu çocuğun da doğru düzgün bir... Bu çocuk genç yani genç. Daha. İkisi de bu arada. Ha, ya tamam ikisi de genç de hani Cem kötüleniyor ya sürekli. Evet. Hani bu çocuk tamam hani doğru şeyler yapmıyordu. Bizim gördüğümüz. Evet. Daha önce de yapmış. Görmediğimiz şeyler. Aynen. Kendisi söylediği için diyorum yani. Bu çocuk genç. Bu çocuğun doğru düzgün bir ailesi olmadığını kendi söylüyor. Yani şimdi evrenin yanında artık hani o evren onu birazcık hani büyütecek. Hani bu kadar da hayır yani neredeyse hani bence evrenin sırasında senin kardeşin Umay'ın hayır yani şey olarak yani senin kardeşin Umay'ın yanına yakışmıyor. Evet. Umay'la arkadaş olabilecek biri değil diye söyleniyor yani neredeyse ve ben bir yerden sonra ben söylerdim bu arada bu bölümde de söylerdim. Söyledim, ya tamam da o da benim kardeşim yani geldi, hani. Aynen. Kötü şeyleri var, huyları var, şeyleri var falan filan ama hani düzelecek, büyüyecek, öğrenecek. İşte ben eğiteceğim çünkü sen onun abisisin. Yani o bence biraz hoş olmadı. Çünkü hani bir yerden de baktığımızda mesela Umay da çok agresif bir kız. Evet. İşte çok Bahar'a karşı söyledikleri saçma sapan şeylerdi. Ve bundan önceki olanları da biz mesela hani gençler ya parlayla yani kavgaları için falan söylemiştik. Yani Umay bu kadar hani bir aile içinde büyümesine ve böyle... en azından annesi, işte anneannesi, abisi ona destek olup öyle bir ailede büyümesine rağmen sonuçta işte yine de agresif bir çocuk olabilmiş. Hani Cem'in de biraz serseri olmasını... Yani normal geliyor. Ha. Gayet normal yani geliyor. Normal olduğu için değil de anlayabiliyorsun o noktada. Yani sonuç olarak ikisi de hatalı. Evet, yani ikisi de hatalı ama neredeyse hani... Ya evet hani Cem... şey yapmamalıydı falan filan. Yani ben onlara demiyorum ama bence hani en azından evrene karşı senin kardeşin diye söylendiğinde dönüp artık hani bu ilişkilerine hani Bahar evren ilişkisinde bir sorun çıkacak. Çünkü evren artık bir yerden sonra diyecek ya tamam da o da benim kardeşim gibi bir şey söylenecek diye tahmin ediyorum. Yani evet ve mesela o terasta Bahar ve Evren'in konuşmasında Bahar'a bu kadar ya evet Bahar da biliyor Cem'in ne olduğunu ya kızını koruma içgüdüsüyle bir şeyler söylüyor ama karşıdaki insanın da sevgilisi olduğunu unutup böyle hani çok açık şeyler evet çok açık şeyler söylemesi benim ve Cem'i evet işte Cem'i şey yapması. Mesela, benim zoruma gitti Cem'i o kadar söylenmesi çünkü hani çocuk bir o da yani o da Evren'in kardeşi ya evet, hani. Olsun. Ve onlar da yeni tanıştılar. Onlar yeni birbirini buldular. Ne olduğunu biliyorsun. Ve Bahar da en başında Evren'e dedi ki ya Cem yaralı bir çocuk. Onu dinleyip anlaman lazım. Zaten Evren'e söylemiş biri. Doğal olarak geri kalan kısımda da ne olduğunu bilip ona göre anlayışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Kızını koruma içgüdüsünü anlayabiliyorum ama Evren'e karşı söylediği ve girdiği tavırlarda çok ayrıydı. O teras annesinden, o aralarındaki aynen, şeylerinden yani. Mesela hiç şey yapamadım yani hoşlanmadım. Geri kalan kısımda da zaten o şey mesela yani okey de o da benim kardeşim. Evet. Hani bir yere kadar eleştirilerinizi anlıyorum. Evet. Ama sonuç olarak kimse kendi çocuğuna, kendi kardeşine bir şey dedirtmiyor ve hatayı karşıda arıyorsa bunu Evren de yapabilirdi. Yapmadı. Ve objektif olarak yani hatalı olduğunu söyleyip ve bunu asla yapma bir daha gibi evet, bir şey de bulundu. Ama hani bu kadar abartılmasını da ben de doğru bulmuyorum evet. Yani. İşte o mesela Bahar Evren ilişkisini çatırtacak bir olay. İkincisi zaten ilaç mevzusu Aynen ve ilaç mevzusu demişken bölüm sonunda da yine bir nakil ameliyatına girecekken Bahar Evren'in yanındaydı ve Evren kötülendi ve bayıldı bölüm sonunda. Öyle geldi. Şimdi bunun neden olduğu ortaya çıkacak. Bir şekilde belki bir test yapacaklar, bir şey yapacaklar ve Evren'in yani durumun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Doğal olarak bundan sonra Bahar ve Evren ilişkisinin yani bir ayrılığa gidebilir, belki sonradan bir şey olabilir ama kötülendik. Evren umarım cerrahlığını kaybetmez ve bir yerden sonra bir tedavi bir şey olur ve sonradan geri dönebilir ama birkaç bölüm Bahar Evren ayrılığını izleyeceğiz. Umay'la Cem de ayrıldı zaten onların isteklerine göre. Bir tek birleşen tekrardan Aziz Uras ve Selen oldu. Onlar da sağ olsun Doruk ve Uğur yardım etti. O orası komikti işte. Yani o evlenme teklifi olayı falan komikti ve işte Doruk'un biz diye bahsediyor olması falan bir komik olan şey oydu yani gerçekten hani.
Çok nadir biliyorsunuz ki Doruk'a gülüyorum ve güldüğüm yerlerden biridir. Evet, mesela o yeni sonradan birkaç bölümdür giren ve Timur'la da yakınlığı olan hemşiremiz Ferdi'nin de mesela ben daha onu daha çok görmek istiyorum. Onun tiplemesini daha çok görmek istediğimi fark ettim girdiği andan itibaren. Ona da daha çok şey olursa onun da bir etkisi vardı çünkü güzel toparlıyor bence sahneyi ne olursa olsun. Ben seviyorum ya başta görünce de şey yapmıştım. Hoşuma gidiyor mesela onun daha çok olmasını bekliyorum inşallah da olur. Çağla. Aynen. Ya ben artık geçtim hani bu artık hani sıkıcılaşmaya başladı. Evet. Ben bunu hani her videoda bunu konuşmak da sıkıcı olmaya başladı. Görmemek de sıkıcı olmaya başladı. Yani işte Çağla Bahar'ın güya en yakın arkadaşı sadece mahkemede bir anda gördük. Mesela işte Umay kaza yaptı. Gördük mü orada? Yani hani ben mi kaçırdım onu bilmiyorum. Yani olmuyor hani. Gitmiyorsa bazı şeyler gitmiyordur o zaman. Yani biz Çağla diye biri var ama hani 40'ta yılda bir görüyoruz. Ki hani bu en azından uzak biri olsa okey de hani çok yakın olarak sevdiğimiz de bir karakterdi. Gerçekten hiç hoş. İzleyici için hiç hoş değil yani artık hani bu kırıcı olmaya başladı. Evet. Üzülüyoruz. Canımız sıkılıyor. Çünkü çok Çağla çok güzel bir karakter ve çok iyi bir karakter ama neden göremiyoruz? En başından ya, beri. Başka işlerden dolayı falan diye tahmin ediyorum. Zaten hani konuşmuştuk tiyatro falan var diye düşünüyorum ama hani bir izleyici olarak da hoşgörü gösterdiğimiz yerler de oldu. Bu da birazcık hani böyle bir ufak bir serzeniş yani. Hani. Peki görmeyi sevdiğim ikililerden Gülçiçek ve Nevra Sultan. Gerçekten fav ikili ya. Aynen. Gülçiçek'le beraber o muhabbetleri o ikili çok iyi oldu. Evet. Ben hani her bölümde güldüğüm ve hoşuma giden yerlerden birisi. Aynı zamanda tabii Reha Hoca'yla da böyle aralarında bir şeyler olacak gibi duruyor. Bakalım. Gibi oldu onlar. Çağla'yla Bahar'ın ileriki versiyonu gibi oldular. Aynen öyle oldular. O yüzden o benim hoşuma gidiyor açıkçası. Evet efendim. 27. bölümle ve Bahar'ın bu zamana kadar hani konuşamadığımız yer bölümleriyle de ilgili düşüncelerimiz bunlardı. Siz neler düşündünüz? Nasıl hissettiniz son zamanlarda? Lütfen aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.